Merhaba çocuklar, fen bilimleri dersindeyiz. Bu dersimizde yeni bir konu öğrenmeyeceğiz. Fakat daha önceki haftada öğrendiğimiz konulara şöyle bir göz atıp tekrar edeceğiz. Daha iyi öğrenebilmek için. Geçtiğimiz haftalarda fen bilimlerinde maddeyi niteleyen özellikler diye bir konu öğrenmiştik. Maddeyi niteleyen özelliklerin 5 duyu organımızla karar verebildiğimiz özellikler olduğunu söylemiştik. İşte bu 5 duyu organımızı kullanarak karar verebildiğimiz özellikleri bir başkasına sormamıza gerek yok. Biz de kendi 5 duyu organımızı kullanarak çevremizdeki maddelerin özelliklerini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bir tablomuz var. Bazı maddeler var. Günlük hayatımızda iyi bildiğimiz, sık sık karşılaştığımız maddeleri seçmeye çalıştık. Ve bazı özellikler var. Bakalım bu maddeler bu özelliklerden hangisine sahipmiş? Sahip oldukları özelliklere işaret koyacağız. Evet, öncelikle sünger için tablomuzu dolduralım. Süngerin rengi. Sünger bir renge sahip midir? Şimdi biz burada sarı, kırmızı, mavi, yeşil olur diye yazamıyoruz. Çünkü süngerin kendisi şu an yanımızda yok. Eğer şu an elimize bir sünger verselerdi, o süngere bakıp rengini söylerdik. Ama şimdi herhangi bir sünger için konuştuğumuz için sünger renklidir diyoruz ve buraya işaret koyuyoruz. Koku. Sünger dediğimiz şey genelde kokusuzdur. O yüzden ona işaret koymuyoruz. Kokusu yok. Tat. Sünger tadabildiğimiz bir şey mi? Yani bir besin maddesi olmadığına göre onun tadına dahi bakmaya gerek yok. O yüzden tat kısmını da boş bırakıyoruz. Tatsızdır. Yüzey. Yüzeye neyle karar vereceğiz? Hangi duyu organımızla karar vereceğiz? Dokunma duyumuzla. Genelde dokunma duyumuz için elimizi kullanırız fakat sonuçta vücudumuzun her tarafı deriyle kaplı. Vücudumuzun tamamı dokunma duyusu olarak kullanılabiliyor. Ancak dediğimiz en çok elimizi kullanıyoruz. Yani süngere dokunduğumuzu hissederim. Mesela tahtaya ben şöyle dokunduğumda gayet kaygan bir yüzey hissediyorum. Peki süngere dokunduğumuzda nasıldır? Bu kadar kaygan mıdır? Hayır, sünger biraz daha böyle pütürlü deriz biz ona. Kaygan değil, bu kadar kaygan değil. O halde yüzeyine, süngere ne diyoruz? Pürüzlü. Pürüzlü yazdık. Ses. Süngerin masanın üstünde ya da tezgahın üstünde durduğunu düşünelim. Süngerden bize herhangi bir ses geliyor mu? Hayır, gelmiyor. İşte ses kısmını boş bırakıyoruz. Ya da sessiz de yazabiliriz yani. Mıknatıs çeker mi? Mıknatıs çeker. Süngeri mıknatıs çeker mi? Çekmez. Mıknatıs çekmez. Evet, çekmez. Çekmez'e işaret koyduk. Suda yüzer mi? Şimdi sünger ilk başta suyun üstüne koyduğumuzda suda yüzüyormuş gibi görebiliriz. Fakat bir süre sonra ne olacaktır? Suyu çektiği için o yüzme özelliğini devam ettiremeyecek. Yani batacaktır. O yüzden suda yüzmez. Suda yüzmez'e işaret koyuyoruz. Suyu emer, suyu emmez var. Sünger suyu emer mi? Zaten asıl vazifelerinden bir tanesi o. Suyu emer. Suyu emmeze işaret koymuyoruz. Evet, burada kokuya kokusuz da yazabiliriz. Tada tatsız da yazabiliriz. Tadı bakılmaz zaten. Tatsız yazalım. Mıknatıs çeker kısmını boş bıraktık. Mıknatıs çekmeze işaret koyduk. Suda yüzer kısmını boş bıraktık. Suda yüzmeze işaret koyduk. Suyu emer kısmına işaret koyduk. Suyu emmeze boş bıraktık. Çünkü su emer. İşte bizim bütün bu özelliklere neyle karar verdik? Herhangi bir alet kullanmaya gerek olmadan sadece 5 duyu organımızı kullanarak karar verdik. İşte biz bunlara maddeyi niteleyen özellikler diyoruz. 5 duyu organımızla karar verebildiğimiz özellikler. Şimdi çivi için düşünelim. Çivi renklidir. Yani şu an elimizde dediğimiz gibi incelediğimiz çivi elimizde olsaydı rengini söylerdik. Sarı mıdır, beyaz mıdır, kırmızı mıdır? Ama her çivi ne olur çocuklar? Mutlaka renkli olur. O yüzden biz bu kısımda renkli yazıp bırakalım. Çünkü inceleyeceğimiz çivi elimizde şu an burada olsaydı o çiviye göre karar verecektik. Peki neyle karar verecektik? Gözümüzle bakıyoruz, rengini anlıyoruz. Koku, çivi kokulu mudur? Hayır, çivi kokusuzdur. Tat, tatsızdır. Tadına bakılmaz zaten. Çünkü o bir besin maddesi değil. Yüzey. Evet, çivilerin yüzeyi genelde nasıldır? Eğer bir çivi görmüşsek hepimiz görmüşüzdür. Yüzeyi pürüzsüzdür. Çünkü bir yere çakılacağı için yüzeyin pürüzsüz olması gerekir. Pürüzlü olsa ne olur? Çakmak istediğimiz yere girmekte zorlanır. O yüzden yüzeyi pürüzsüz ya da kaygan da diyebiliriz. Pürüzsüz. Ses.
Şimdi çekici vurduğumuz zaman tak tuk bir ses çıkabilir, o ayrı bir şey. Fakat biz çiviyi tek başına düşüneceğiz. Çiviyi işte bir yere bıraktık diyelim ki. O çividen bize bir ses gelir mi? Gelmez. O da nedir? Sessizdir. Peki buna neyle karar veriyoruz? İşitme duyumuzla. Çiviyi dinliyoruz. Çivi bize herhangi bir ses gönderiyor mu? Göndermiyor. Sessiz demek ki. Mıknatıs çeker, mıknatıs çekmez. Şimdi buna karar vereceğiz. Çivi demirden yapıldığı için çivi mıknatıs çeker. Suda yüzer, suda yüzmez. Çivi dediğimiz şey suda yüzmez. Daha önceki haftalarda yanılmıyorsam vida ile ilgili deneme yapmıştık. Vida ve çivi ikisi de aynı tür malzemeden olduğu için suda yüzmez. Evet, suda yüzer, suda yüzmez burası. Suyu emer, suyu emmez. Çivi dediğimiz şey suyu emebilir mi? Hayır, metal olduğu için suyu emmez. Suyu emmez, işaret koyduk. Yine beş duyu organımızı kullanarak bunların hepsi hakkında karar verdik. Çünkü bunlar görebildiğimiz, duyabildiğimiz, işitebildiğimiz, dokunabildiğimiz özellikler. Çünkü bunların hepsi beş duyu organımızla ilgili. Şimdi kurşun kalemle ilgili olan bölümü dolduralım. Kurşun kalem renk konusunda, evet, elimizde şu an bir kurşun kalem olsaydı rengini söyleyecektik ama biz biliyoruz ki zaten bütün kurşun kalemler bir rengi olur. O yüzden biz buna şimdilik renklidir yazıyoruz. Renkli yani. Koku. Kurşun kalemin bir kokusu olur mu? Genelde olmaz. Yani çok az da olsa kokulu kalemler üretiliyor ama genel olarak kurşun kalemler kokusuz olur. Ama dediğim gibi şu an bize bir kurşun kalem elimizde olsaydı, inceleyeceğimiz kurşun kalemimiz elimizde yok. Biz bütün kurşun kalemler adına düşünüyoruz. Eğer şu an incelediğimiz kalem elimizde olsaydı biz onun kokusuna bakacaktık. Kokuluysa kokulu, kokusuzsa kokusuz, ona göre yazacaktık. Fakat dediğim gibi şu an elimizde o kalem yok. O yüzden biz genel olarak yazıyoruz. Tat. Bu zaten aynı diğerlerinde olduğu gibi besin maddesi olmadığı için tadına bakmaya gerek yok. Tatsız yazıyoruz. Yüzey. Kurşun kalemin yüzeyi de nedir? Genellikle pürüzsüzdür. Çünkü pürüzlü olsa elimizi acıtır zaten. O yüzden pürüzsüz yapılır. Kurşun kalemler pürüzsüz olurlar. Ses. Yine kalemin normal şartlarda duran bir kalemden herhangi bir ses gelmez. Ancak yazı yazarken o kalemle kağıt arasındaki sürtünmeden kaynaklanan bir ses gelebilir. Fakat bu da tek başına kalemin yaptığı bir ses değildir. O yüzden ona yine sessiz yazıyoruz. Mıknatıs çeker mi? Kurşun kalem ağaçtan, tahta gibi bir şeyden yapılan bir şey olduğu için mıknatıs onu çeker mi? Tahtayı, plastiği, camı ne yapmıyordu? Mıknatıs çekmiyordu, mıknatıstan etkilenmiyordu. O halde mıknatıs çeker mi, çekmez mi kurşun kalemi? Kurşun kalem ahşap, yani ağaçtan olduğuna göre mıknatıs çekmez. Suda yüzer mi, yüzmez mi? Evet, yine bunu eğer hemen karar veremiyorsak ne yapacağız? Suda yüzüp yüzmediğini görmek için, bakın bir duyu organımızı kullanacağız, görmek için gideriz suyun içine kurşun kalem atarız, bakarız yüzüyor mu yüzmüyor mu. Ancak kurşun kalemler dediğimiz gibi ağaçtan yapılan şeylerdir ve ağaçlar suda yüzerler. O yüzden kurşun kalem de suda yüzer. Suyu emer mi emmez mi? Evet, burada biraz bir bilgi gerekiyor şimdi. Ağaç çocuklar canlı bir maddedir biliyorsunuz normalde bitkiler. O yüzden bunlar suyu çekerler. Eğer bir tahta parçasını bir suyun olduğu yere bırakırsanız oradan su çeker kendisine. O yüzden kurşun kalem içinde biz suyu emer diyeceğiz. Suyu çeker, suyu emer. Ancak ne kadar su emer? Çok az bir su emer. Hatta dışı boyalı olduğu için kalemin genelde dış yüzeyine boya sürüldüğü için dış yüzeyinden neredeyse hiç boya ememez. Ancak uç kısmını kalemtıraşla açtığımız için o da boyalı kısım gider. O uç kısmından su çekebilir. Ancak bu çektiği su dediğim gibi çok az bir su olur. Ama sonuçta suyu çekmiş olur. Evet, şimdi geriye top ve havlu kaldı. Top için renk. Evet, şu an inceleyeceğimiz top elimizde değil ama sonuçta her topun rengi olduğu için biz ona şimdilik renkli deyip bırakıyoruz. Topun kokusu var mıdır? Çocuklar top da kauçuk ya da plastikten yapıldığı için kauçuk ya da plastiğe ait bir koku olabilir. Biraz da pis bir kokudur o, yani çok iyi bir koku olmaz. Oradan o kokulu diyelim. Genelde topun üzerinde o kimyasallardan kaynaklanan koku olur. Tat, o da tadına bakılacak bir şey olmadığı için tatsız yazıyoruz. Yüzeyi, topların yüzeyi nedir zaten? Pürüzsüzdür.
Çünkü pürüzlü olsaydı işte oynayan insanları acıtabilirdi. Topların yüzeyleri de pürüzsüzdür. Ses. Şimdi topun kendisi bir ses üretmez bıraktığımızda, ancak zıplatırken ya da vurduğumuzda ya da elimizin üzerine vurduğumuzda ondan bir ses çıkabilir. O yüzden buna kendi halindeyken, yani boşta duran bir toptan ses gelmediği için yine sessiz yazıyoruz. Mıknatıs çeker, mıknatıs çekmez bölümüne geldik. Şimdi top plastik ya da lastik gibi şeylerden yapılır, kauçuktan yapılır. Ya da futbol topuysa işte deriden yapılabilir. Ancak bu tür şeyleri mıknatıs çeker mi çekmez mi? Mıknatıs çekmez. Suda yüzer mi yüzmez mi? Evet, top dediğimiz şey o top haliyle suda yüzer çocuklar. Zaten eğer topumuz suya falan kaçmışsa görmüşüzdür. Suyun üzerinde yüzer. Evet, suyu emer mi suyu emmez mi? Kauçuk ya da plastikten yapılan toplar suyu emmez diyoruz. Havlu kısmı kaldı. Havlu kısmını doldurmayı da sizlere bırakacağım. Sizler orayı bu yaptıklarımıza göre doldurursunuz. Şu anda biz ne yaptık? Çevremizdeki maddelerin 5 duyu organımızla anlayabildiğimiz özellikleriyle ilgili bir çalışma yaptık. Biz bu yaptığımız şeye ne diyoruz? Maddeyi niteleyen özellikler. Yani çevremizdeki maddelerin o anda sahip olduğu özelliklere biz maddeyi niteleyen özellikler diyoruz ve bunlardan bir kısmını 5 duyu organımızda anlayabiliyorduk. İşte onunla ilgili bir örnek yaptık. Şimdi de yine geçen hafta maddenin ölçülebilir özelliklerinden birine öğrenmiştik. O da kütleydi. Biz buna genellikle ağırlık diyoruz. Ama fen bilimlerinde bunun asıl adı kütle. Şimdi onunla ilgili iki tane örnek yapıp dersimizi bitireceğiz. Orada ne öğrenmiştik biz? Çevremizdeki maddelerin kütlelerini anlamak için bir takım araçlarla onu ölçmemiz gerekiyordu. Ölçtüğümüz araçlarla ne diyoruz biz? Terazi. Değişik terazi çeşitleri olduğunu görmüştük, konuşmuştuk. Kütlesini öğrenmek istediğimiz şeyi teraziye koyuyorduk ve kütlesini öğreniyorduk. Kilogram ve gramla bunu işi yapabiliyorduk. Ancak orada dikkat etmemiz gereken bir özellikten bahsetmiştik. O da brüt kütle ve net kütle. Evet, buna dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. Brüt kütle bazı şeyleri ölçerken, ağırlığını ölçerken, kütlesini ölçerken başka bir kabın içine koyarak ölçüyorduk. Mesela domatesi işte kasaya koyarız, işte balığı kasaya koyarız, işte bir zeytin kavanozun içinde olur. Ama biz onu tarttığımız zaman ne olur? Kavanozla beraber tarttığımız için kavanozun ağırlığı da işin içine karışmış oluyordu mesela. O yüzden bizi yanıltabilir diyorduk. Bu durumda ne yapmak gerekiyordu? Net kütleyi hesaplamak gerekiyordu. Peki net kütleyi nasıl hesaplıyorduk? Net kütle, brüt kütleden, yani kabıyla birlikte tarttığımız kütleye brüt kütle diyorduk. Diyelim ki zeytin kavanozu. İçinde zeytinler var. Kavanozuyla birlikte tartınca biz buna brüt kütle diyorduk. Brüt kütle, yani kavanozuyla birlikte, belki içinde su da vardır, o suyuyla birlikte, yani zeytinin dışında suyu, kavanozu hepsine birden brüt kütle diyorduk. Bu kabın da bir ismi vardı, dara. Onu da söylemiştik. Şimdi net kütleyi ne yapacaktık? Brüt kütleden darayı ya da daranın haricinde bir şeyler de varsa, mesela zeytinse ne vardır? İçinde zeytinden başka su da olabilir. Bozulmasın diye içine su da koyulmuş olabilir. Dara, su ne varsa brüt kütleden o darayı, yani asıl ölçmek istediğim şeyin haricinde ne varsa hepsinin ağırlığını çıkartınca geriye kalması gereken şey bize net kütleyi veriyordu. Geçen hafta bununla ilgili bir örnek yapmıştık. Şimdi bunu daha iyi anlayalım diye iki örnek daha yapacağız ve dersimizi bitireceğiz. Şimdi soru yazalım. Bir kasa balık 17 kilo gelmektedir. Evet, soru. Bir kasa balık 17 kilogramdır diyelim kısaca. Boş kasa 2 kilo olduğuna göre, boş kasa 2 kilogram olduğuna göre balık
net olarak kaç kilogramdır? Evet, neymiş bu sefer? Bir kasa balık var. Evet, balıklar var içinde bunun. Kasasıyla birlikte, bakın, kasasıyla birlikte tartıldığında 17 kilo geliyormuş. Bu kasanın kendi ağırlığı, yani boş kasanın ağırlığı 2 kilogrammış. O halde diyor ki balığın net ağırlığı ne kadardır? Evet, net kütle, yani net ağırlık. Ne yapıyorduk? Brüt ağırlıktan, yani kabıyla falan birlikte tartılan ağırlığına biz brüt ağırlık diyorduk. O da neymiş bakın? Kasasıyla beraber 17 kilogrammış. Net kütleyi bulmak için ne yapıyorduk? O işte o brüt kütleden, kabıyla falan birlikte ölçülen kütlesinden kabının ağırlıklarını çıkartmamız gerekiyordu. Kabın ağırlığı ne kadarmış? Kasanın ağırlığı 2 kilogrammış. 2 kilogramı çıkartıyoruz. E demek ki bunun içerisinde bu 17 kiloymuş kasasıyla beraber, ama kasayı işin içinden çıkartırsak net olarak içindeki balığın ağırlığı 15 kilogrammış. E, brüt kütle, net kütle. Bunlar günlük hayatta karşılaşabileceğimiz şeyler. O yüzden bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizim asıl tartmak istediğimiz ne? Almak istediğimiz şey. Biz bu kasanın ağırlığını ne yapalım? Kasa bizim işimize yaramıyor değil mi? Evet, yine bir teneke zeytin. Teneke zeytin. Brüt olarak 3 kilogramdır. Tenekesi ve içindeki suyu, tenekesi ve suyu 600 gram olduğuna göre, 600 gram olduğuna göre zeytin net kaç gramdır? Zeytin net kaç gramdır? Evet. Şimdi burada bize demiş ki brüt olarak 3 kilogramdır. Brüt ne demekti? Yani o zeytinin dışında kalan her şeyine biz brüt diyeceğiz. İşte kavanozu, içindeki suyu, hepsi brütü oluşturuyor. O brüt olarak 3 kilo geliyormuş. Ve bize söylemiş, diyor ki o tenekesi ve suyu 600 gram geliyor. Yani dara dediğimiz kısım. Teneke, su 600 grammış. Zeytin net ne kadardır onu soruyor. Şimdi burada bir problemimiz daha var. 3 kilo demiş ama teneke ve su 600 grammış. İşlem yapabilmemiz için ya hepsi gram olacak ya hepsi kilogram olacak. Ama bu 600 gram kiloya olamayacağını göre, çünkü 1 kilo bile olamamış. O yüzden hepsini grama çevirelim. O yüzden önce ne yapalım? 3 kilogram ne olsun? 3000 gram oluyordu. Geçen seneden hatırlarız bunu. 3 kilogram 3000 gram oluyordu. Şimdi net kütleyi bulmak için ne yapacağız? Yani zeytinin net ağırlığını bulmak için. Brüt ağırlık 3 kilogram demişti. 3 kilogramı da biz grama çevirdik. Ne oldu? 3000 gram oldu. Brüt ağırlıktan teneke ve su, yani darayı oluşturan bölümleri çıkarmamız gerekiyordu. O da 600 gramdı. Çıkarttığımızda 2400 ney bu? Bu da gramdı, bu da gramdı. Sonuçta gram olur. 2400 gram. Yani 2,5 kilo yakın oldu. Evet, bunu da bu şekilde hatırlamış olduk. Neyi hatırladık şimdi? Maddelerin ölçülebilen özelliklerinden birisi kütle, yani ağırlıktı. Maddenin bu ölçülebilen özelliğini ölçerken bir şeye dikkat etmek gerekiyor. O da brüt ağırlık ve net ağırlık. Brüt ağırlık bir şeyin içine koyulduğu kapla, suyla falan artık ne varsa hepsinin birlikte ağırlığı oluyordu. Net ağırlıkta da ne olacaktı? İşte o brüt ağırlıktan o kabın, suyun, artık ne varsa, yani asıl ölçmek istediğim şeyin haricinde ne kadar bir şey varsa hepsini işin içinden çıkartınca geriye asıl almak istediğimiz şeyin ağırlığı kalıyordu. Biz de ona net kütle diyorduk. Bugünkü dersimiz de burada bitti. Hepinize başarılar ve iyi günler diliyorum.